الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz sezemezsiniz. يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد تفرش الأرض وردا والنحيه السعود قد أتاك الأبي ölümden korkmamakla mümkündür. Şehit olmayı temenni edebilmek, vuslat olarak görmekle, ölümü Allah'a varmak olarak görmekle mümkündür. Şehit olmayı temenni edebilmek, ecelin bir tane olduğunu anlamakla mümkündür. Önde giderdin, bize kardeşliği öğüt ederdin, bize kardeşliği öğüt ederdin, anlayamadık biz seni, anlayamadık biz seni. تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler zannetmeyin. Onlar Rableri katında rızıklanıyorlar. Onlar diridirler. Ve onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Neden mesela Hasan el-Benna'yı şehit ettiler? Neden mesela Malcolm X'i şehit ettiler? Neden mesela Seyyid Kutub'u şehit ettiler? Neden Abdullah Azlam'ı şehit ettiler? Neden Ahmedu Bello'yu şehit ettiler? Her birinin şehit edilmesinin sebebi onların düzenlerine karşı geliyordu bu yiğitler. Onların medeniyetlerini kabul etmiyordu bunlar. Malcolm X yıllarca cahiliye hayatı yaşamıştı. Yıllarca cahili hayatı yaşadıktan sonra hapse atılmıştı ve hapisteyken sahte bir peygamberin adamlarıyla tanıştı. Eliya Muhammed denilen bir sahte şeyhin adamlarıyla tanıştı ve güya Müslüman oldu. Fakat o Müslüman olmanın zencilerin hakkı olduğunu zannediyordu. Zenci olmayanların, beyazların Müslüman olamayacağını düşünüyordu. Ve Eliya Muhammed'in en yakın adamı durumuna gelmişti. Her tarafta konferanslar veriyordu.
çok tanınan bir insan durumuna gelmişti. Ve sonunda Elia Muhammed onu kıskanmış ve onun öldürülmesini emretmişti. Ve o da oradan kaçmış ve hacca gitmişti. Ve ilk defa hacda İslam'ın zencilerin dini olmadığını öğrendi. İslam'ın bütün insanlara geldiğini ilk defa hacda gördü. Bütün Amerika'da konferanslar veren adam namaz kılmayı bile o şeyhten öğrenmemişti. İşte orada daha yeni yeni namaz kılmayı öğreniyordu. Hacdan döndüğü zaman artık gittiği gibi dönmüyordu Malcolm X. Malik, daha sonra adını değiştirmiş ve Malik yapmıştı. Gittiği gibi dönmüyordu artık. Artık o bambaşka bir Malcolm X olarak dönüyordu. Artık o tevhidi anlamış ve diyordu ki ben bütün dünyaya, bütün dünyaya Amerika'nın münafıklığını göstereceğim. Bütün dünyaya benim milletime yaptıklarını göstereceğim. İşte bunu dediği içindir ki böyle bir konferans esnasında suikast tertip edilmişti. Davası için hizmetçi yapma şerefini şerefiyle şereflendirirse eğer, bir kul için en büyük şeref Rabbinin davasında hizmetçi olmaktır. Bu davadaki herkes büyüğünden küçüğüne hepsi hizmetçidirler. Kimi çıkar işte burada böyle konuşur, kimisi çay dağıtır, kimisi şurayı süpürür ama herkes hizmetçidir. Konuşan da hizmetçidir, çay dağıtan da hizmetçidir. Allah'ın hizmetçisi olmaktan daha büyük bir şeref yoktur. Eğer sana Allah bu şerefi verecek olursa korkmayın Resulüm. Ve ey müminler korkmayın. Eğer sen hizmetçi olmak istersen Allah sana bu şerefi verir. Ve sana bu şerefi verirse görevin bitinceye kadar da seni korur. O halde korkma, yoluna devam et. Sana Allah bir lütufta bulunacak da kafirlerin gücü yetecek, onu engelleyecek öyle mi? Allah'tan mı, Allah'tan daha mı kuvvetlidirler ki? Onlar Allah'ın lütfunu nasıl engelleyebilirler? Bediüzzaman'ın dediği gibi ölümüm hayatımdan ziyade İslam'a hizmet edecek. Benim ölümüm sizin başınıza bomba gibi patlayacak. Beni öldürmeye uğraşıyorsunuz öyle mi? Beni öldürmeye uğraşanlar bilsinler ki ben ölsem de benim ölümüm bile hizmet edecek.